Manisa trafiğinin can damarı olan öğretmen evi kavşağında sona yaklaşıldı. Manisalıların sabırsızlıkla beklediği kavşakla birlikte trafik yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılar ortadan kalkacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Gençoğlu'na Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek ve şube müdürleri eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kavşağın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ve sık sık yüklenici firmadan bilgi alarak inceleme yaptıklarını söyledi. Gençoğlu çalışmaların %90'ının tamamlandığını ve sona yaklaşıldığını ifade etti. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. O yüzden yüklenici firmayı her gün sıkıştırıyoruz bir an önce bitirsin diye. Tabii hava şartları, ondan sonra deplaselerde çıkan olumsuzluklar nedeniyle gün aksaması oluyor. Bunun için Manisalılardan özür diliyoruz. Ama çok yakın bir zamanda işlerde sona yaklaşıldı. Sona yaklaşılınca zaten yapılan işlerde ortaya çıkmaya başladı. İşte son rütüşler, nerede düzeltme gerekiyor veyahut da nerede hataları var veyahut da ilave ne yapmamız gerekiyor, onu bugün Kent Estetiği Daire Başkanımız ve Yol Daire Başkanımızla birlikte incelemeye geldik. Çok fazla bir işimiz kalmadı. %90 seviyelerindeyiz. %10'luk bir işimiz kaldı. Öğretmen evi kavşağı yapımı sırasında Manisa halkının çektiği sıkıntılara da değinen Gençoğlu, kavşağın tamamlanmasıyla ortaya çıkan işin çekilen sıkıntıya değeceğini söyledi. Bitince herkes sabrettiğine, herkesin sabrettiğine değecek. Çok yakın bir zamanda burayı trafiğe açacağız ve Manisa'nın trafiğini rahatlatacağız. Ondan sonra çekilen sıkıntıları tüm Manisalılar unutacak. Hatta iyi ki sıkıntı çekmişiz ki bu güzelliğe kavuşmuşuz, bu rahatlığa kavuşmuşuz diyecek. Tüm Manisalılara hayırlı olsun. Aşağıdaki koruma tam sarkmaz yani.